salli ve sellim ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bi adedi zerratil kainat ve mürekkebatiha, tesbihatiha ve tekbiratiha. Amin. Esselamu ala men ittaba'al huda ve melamu ala men ittaba'al haba. Bugün okuyacağımız konumuz şu: Cenab-ı Hak hangi şeye karar verirse adaletle karar verir. Kader adalet eder. Kaderin aynı adaletinde beşer bazen zulme uğrayabiliyor. Zulmedebiliyor. Dolayısıyla beşerin zalimliği, kaderin adaleti bazen aynı şeyde tecelli edebiliyor. Konumuz bu. Bazı farklı farklı ellerden farklı örnekler okuyacağız. Cenab-ı Hak istiğfar etmeyi nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. 26. söz, Kader Risalesi. Kader hakiki illetlere bakar, adalet eder. İnsanlar zahiri gördükleri illetlere hükümlerini bina eder, kaderin aynı adaletinde zulme düşerler. Mesela hakim seni sirkatle mahkum edip hapsetti. Fakat sen sarık değilsin. Fakat kimse bilmez, gizli bir katlin var. İşte kader-i ilahi dahi seni o hapiste mahkum etmiş. Fakat kader o gizli katlin için mahkum edip adalet etmiş. Hakim ise sen ondan masum olduğun sirkate binaen mahkum ettiği için zulmetmiştir. Evet. Kader hakiki illetlere bakar, adalet eder. İnsanlar zahiri gördükleri illetlere hükümlerini bina eder, kaderin aynı adaletinde zulme düşerler. Şimdi bir musibet başımıza geldiği vakit, bu musibete üç ayrı nazar var bakılan. Üç ayrı nazar bu musibete farklı açılardan bakar. Birisi ehli gafletin nazarıdır. Ehli gaflet sebeplere takılır. Bu musibet kimin eliyle geldi? Bütün mesuliyeti karşıdaki sebebe verir. Bir de avam nazarı var. Bu ehli gaflet değildir ama ilmen de fazla inkişaf etmemiştir. Bu da kadere bakar. Kaderimde bunlar vardı. Cenab-ı Hak bana bunu kaderimde yazmış. Ben de bunu ne yapıyorum? Sıkıntısını çekiyorum. Kaderden gelen her şeye eyvallah. Bu da avam nazarıdır. Yesine ve hüznüne ilaç bulur bu gibi insanlar. Kaderimden gelen her şey hayırdır, güzeldir. Cenab-ı Hakk'ın bunda binlerce hikmetleri, merhamet tecellileri vardır diye. Üçüncü nazar, ikisinden farklıdır. Bunlar bir cihetle manen inkişaf etmiş havastır. Havasın nazarıdır. Bunlar da musibetlere baktıkları vakit diyorlar ki, biz acaba nerede hata yaptık da başımıza bu geldi diye. Dolayısıyla evet sebep var, zaten bu zalim. Kader de bunu yazmış ama kadere bunu yazdırtan, kadere bu tecelliyi adeta imzalattıran benim hangi hatamdır diye kendi hatasını aramaya başlar. Biz de bunlara havas diyoruz. Üstadımız bunu Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur'un muhtelif yerlerinde hep işliyor. Ve nazarımızı gafletten, avami nazarlardan biraz daha yükseltip havas nazarına getirmeyi burada planlıyor ki Kur'an-ı Kerim'in de en bu manada yetişmiş talebeleri bunlardır. Cenab-ı Hak bizi de onlardan eylesin inşallah. Şimdi burada bir misal veriyor. Kader hakiki illetlere, sebeplere bakar, adalet eder. Beşer zahiri illetlere bakar, zulmeder. Beşerin zulmüyle kaderin adaleti aynı yerde ne yapıyor? Tecelli ediyor. Burada da misal var. Mesela hakim seni sirkatle, hırsızlıkla mahkum edip hapsetti. Halbuki sen sarık, hırsız değilsin. Fakat kimse bilmez, gizli bir katlin, bir cinayetin var. Sen bir yerde bir cinayet işlemişsin.
bu cinayeti işlerken ceza çekmemişsin ve diyorsun ki ben bu paçayı yırttım. Kimse beni görmedi, kimse bana ceza vermedi. Ben de bu meseleyi kârla kapattım. Ondan sonra senin masum olduğun başka bir meseleden dolayı beşerin zalimane eliyle dahi olsa Cenab-ı Hak senin o gizli işlediğin ve unutuldu kimse görmedi dediğin suçtan dolayı seni cezalandırıyor. Çok enteresan bir örnek. Hakim seni hırsızlıkla mahkum edip hapsetti. Halbuki sen sarık değilsin, hırsız değilsin. Fakat kimse bilmez, gizli bir katlin var. Hakim tam araştırmadığı için suçsuz olduğun, masum olduğun bir meseleden dolayı seni hapse attığı için zulmediyor. Fakat kader senin işlediğin bir suçtan dolayı seni başka bir meseleden dahi olsa seni içeri alır. Kader ne oldu burada? Adil oldu. Beşer ne oldu burada? Zalim oldu. İşte bugünkü sohbetimiz hep bunun üzerine dönecek. Rahmetli Mehmet Kırkıncı hocamız, Allah rahmet eylesin inşallah, rahmetli analım. Aynı bu meselenin şahidi olmuş. Hapishanede 70'li yıllarda Risale-i Nur okuduklarından ve anlattıklarından dolayı hapse atılmış. Her gün de Risale-i Nur sohbetleri yapıyor mahpuslarla. Bir gün kader risalesini istemişler. Burayı da mütalaa ediyorlar mahpuslarla, okuyorlar. Bir mahpus demiş ki, hocam demiş, benim eşimin ve çocuklarımın da bilmediği bir meseleyi bu dersin hatırına size anlatacağım. Ben askerdeydim. Haber geldi ki senin amcanın oğlunu öldürmüşler. Onların kanları varmış. Ben çok rahatsız oldum, çok üzüldüm. Birkaç gün kendime gelemedim. Sonra benim komutanım dedi ki, evladım senin neyin var? Biraz beni zorladı, anlattım. O dedi ki, sana birkaç günlük hava değişimi verelim evladım demiş. Birkaç günlük hava değişimini fırsat bulup memleketine gidiyor gizli bir şekilde. Onlardan bir adam öldürüp tekrar geliyor kamuflajını giyip askerliğe devam. Asker olduğu için kimse bunun farkına varmıyor. Hocam diyor, ben bir adam öldürdüm. Kimse de görmedi diye zannettim. Şimdi ben burada hangi suçtan yaptığımı size söylesem şaşırırsınız. Hangi suç? Hırsızlık. Ya işlemediğim hırsızlık. Hiç kimsenin olmadığı bir yerde bir hırsızlık işlemiş, beni orada bulmuşlar. Bu işi ille de sen yapmışsın diye. Anlatıyorum yemin billah, şimdi anladım ki kader burada adalet etmiyor. Ya çok enteresan. Şimdi mektubattan bir yer okuyacağım inşallah. Yani havas nazarına sahip olmamız için üstadımız bize anahtar veriyor. Hadiselere böyle bakınız. Evet, sebep zalimdir. Sebep burada mesuldür. Sebep hatalıdır size bunu yapan, ama bir taraftan da siz oturun, güzel bir şekilde kendi içinize girin ve murakabe edin. Acaba ben nerede hata ettim de bu benim başıma geldi diye. Üstadımız 1335 senesinde Rumi, 1335 senesinde ben diyor, normal alemde asrın verdiği dehşetli yeis ile muzdarip idim diyor. 1919. Her şey bitmiş. Osmanlı fiilen bitmiş. İslam alemi fiilen bitmiş. Ama ben bir nur arıyorum. Normal alemde ben bir nur bulamadım. Manen gündüz alemi ve nur alemi hükmünde olan rüyada bana bir nur gösterildi. Ve orada manevi bir meclise girdim. O meclisten birisi dedi, ey helaket ve felaket asrının adamı, senin de reyin var, fikrini beyan et. Baktım diyor, emsali dünyada görmediğim selef-i salihinden zatlar, alem-i İslam'ın mukadderatıyla alakalı toplantı yapmışlar ve bundan sonra İslam alemi nasıl bir yol alacak, onu konuşuyorlar. Ben de asr-ı hazır mebusu sıfatıyla orada bulundum. Ve bana böyle bir şey söylendi, ey helaket ve felaket asrın adamı, senin de reyin var, fikrini beyan et. Dedim sorun, cevap vereyim. Çok sorulardan birisi de burada. Müslümanlara gelen bu açlık, Birinci Dünya Savaşı bitmiş, 4-5 senedir millet aç.
Bir, bu zayiat-ı maliye, şu mali zayiatınız ve meşakkat-ı bedeniye nedendir? Bedenen meşakkat çektiniz, siz cepheden cepheye koştunuz. Mali olarak zayiat çektiniz, malınızın çoğu gitti. Açlık çektiniz, yiyecek ot bile bulamıyorsunuz. Bunun sebebi nedir? Üç nazara bakalım, ilk söylediğimiz. Ehli gaflet ne diyecek? Hain Fransızlar, İngilizler, İtalyanlar, Yunanlar, şunlar bunlar, ülkemizi bastılar, bizim başımıza bu sıkıntılar, musibetler geldi. Bunlar ehli gaflettir, sevdere takılır. Bir de ehli avam var, bunlar da kader der. Bu da güzel, yüksek bir mertebe. Kaderimizde vardı, biz de bunu çektik. Ama üstadımız havastır. Yani kalben, ruhen, hissen ve ilmen inkişaf etmiş olan bir durumda. Üstadımız cevap veriyor. Cenab-ı Hak bir kısım maldan onda bir veya bir kısım maldan kırkta bir kendi verdiği malından birisini bizden istedi. Cenab-ı Hak bize verdiği maldan bir kısmından zirai mallar onda bir, bir kısmından da ticari mallar kırkta bir istedi. Ta bize fukaraların dualarını kazandırsın ve kin ve hasretlerini men etsin. Biz hırsımız için tamahkarlık edip vermedik zekatı. Cenab-ı Hak müterakim zekatını, birikmiş olan zekatını yani 40'ta 30, 10'da 8 aldı. Üç nazarı tekrar bir analiz edelim. Birinci nazar, sebepler geldi bize, yani zalim ülkeler geldi bize, sıkıntı verdi. Evet doğru ama resmin umuna baktığın vakit eksik. Kader yazdı, biz çektik. Doğru ama resme bak umumi olarak net değil. Ama biz bir yerde bir hata yapmışız. Cenab-ı Hak bize verdiği malın bir kısmından 40'ta bir, bir kısmından 10'da bir istedi. Fakir fukaraların dualarını bize kazandırsın. Zekatımızı vermedik. Cenab-ı Hak birikmiş zekatını bazen zalim, bazen adil birilerini kullanarak senden alır, istihsar ediyor. Bakın hemen bunun üstünde ne var? Çok güzel bir ifade var. Bu hadis meali. Zekatı vermeyenin herhalde elinden zekat kadar bir mal çıkacak. Ya lüzumsuz yerlere verecektir, ya bir musibet gelip alacaktır. Biz talebeyiz. 88'li yıllar. 87 ya da 88. Erzurum'da Selimiye diye bir binamız var bizim. Orada kalıyoruz. Alt katında pencerelerin üzerinde korkuluk yok. Cuma namazına gittik. Geldik ki alt daireyi perişan etmişler birileri. Girmişler, talan etmişler. Tabii herkes kendi eksikliğini, sıkıntılarını, kendilerinden alınan işte malzemeleri neyse onları söylüyor. Birisi geldi, bizim orada abimiz vardı, Allah selametlik versin, vakıf abimiz. Dedi ki, abi dedi, benim çantamdan 70 bin lira alındı. Hiç unutmuyorum. 70 bin lira bir talebe için tam 7 kira parasıdır yani. Şimdiki 1000 küsur lira para. Peki daha fazla. O abimiz dedi ki, ya dedi, sizin hiç zekat vermediğiniz oldu mu dedi. Bakın kaç sene olmuş, tam 30 sene bu zihninde yerleşmiş. Durdu, dedi ki, abi dedi, babamın zekatını ben hesaplıyorum. Tam 70 bin lira geçen sene tahakkuk eden zekatımız vardı ve verdik. Şimdi hırsız levh-i mahfuz'a bakıp da bu adamlar zekat vermemişler, o zaman siz görürsünüz diye gelmiyor abi. Hatta böyle bir nazarı olsa herhalde, değil mi? Adam veli olur yani. Ya nasip diye geliyor. O zaten zalim. Peki kader niye buna müsaade etti? Benim bir hatamdan dolayı diyor üstadımız. O da hadis-i şeriften alıyor. Zekat kadar bir mal elinden çıkacak, ya bir musibet gelip alacaktır, ya da boşu boşuna gidecektir. Bak bir musibet geldi, aldı ve gitti. Birisi bana soru sordu bunu anlatırken bir yerde. Hocam dedi, vermediğimiz zekatın yerine geçer mi? Zinhar geçmez. Kendi iradenle zekat diyetini vereceksin ki yerine geçsin. Doğru mu? Bir bu. Demek ki niye malımız gitti? Zekatı ihmal ettik. Hem her senede yalnız bir ayda, 12 ayımız var, bir ayda
70 hikmetli açlık bizden istedi Cenab-ı Hak. Oruç yani. Biz nefsimize acıdık. Muvakkat ve lezzetli bir açlığı çekmedik. Cenab-ı Hak ceza olarak 70 cihetle belalı bir nevi orucu 5 sene cebren bize tutturdu. Niye aç kaldık? Gaflet nazarı, zalim ülkeler bastılar ülkemizi, aç kaldık. Değil mi? Peki avam nazarı kaderimizde vardı, sıkıntı çektik. Havas nazarı, biz Cenab-ı Hakk'ın emrettiği 70 hikmetli tatlı orucu tutmadık. Cenab-ı Hak 5 sene boyunca bizi aç bıraktı, adeta oruç tutturdu. Hem 24 saatte bir tek saati hoş ve ulvi, nurani ve faydalı bir nevi talimat-ı Rabbaniye'yi bizden istedi Cenab-ı Hak. Çok tatlı, güzel bir namazı, latif bir ibadeti Allah bizden istedi. Günde 5 vakit, toplamda 1 saat. Biz tembellik edip o namazı ve niyazı yerine getirmedik. O tek saati diğer saatlere katarak zayi ettik. Arkadaşlar, Allah'ın emrettiği şekilde yaşamayan bir insan, dünyada ne yaparsa yapsın, namaza göre, Allah'ın ibadetlerine göre ve ahirete göndereceğimiz manevi zahireye göre nedir? Başıboştur. Ben namaz kılmadım ama dünyayı fethettim. 5 para etmez. Cenab-ı Hak senin dünyayı fethetmek için önermedi ki bu ülke. Bu dünyayı. Ben namaz kılmadım ama büyük şirketler kurdum. 5 para etmez. O tek saati diğer saatlere katarak zayi ettik. Cenab-ı Hak onun kefareti olarak 5 sene talim ve talimat ve koşturmakla bize bir nevi namaz kıldırdı demiştim. Sonra ayıldım, düşündüm, anladım ki o rüyayı hayaliyede pek mühim bir hakikat varmış. Dolayısıyla üstadımız bu manada güzel misaller vermekle bizi kendimize bir cihetle ne yapıyor? Getiriyor. Şimdi diyeceksiniz ki bu sadece insanlar için mi böyle bir şey geçerli? İnsanlar için de, aklı olmayan hayvanlar için de geçerli. Allah Allah. Kader onlar da mı cezalandırıyor? Evet, onları da cezalandırıyor. Niye? Çünkü bazı hükümler var akla tabi, bazı hükümler var hisse tabidir. Onunla alakalı da üstadımız, Allah ebeden razı olsun üstadımız arkadaşlar. Ne kadar şükretsek az, şu ahir zamanda, fikirlerin alt üst olduğu böyle bir dönemde. Ondan sonra fikirlerin, ilimlerin adeta böyle, değil mi, yerlere süründürdüğü bir vakitte arkadaşlar. Ya adam birisi çıkıyor, kendisine de alim diyor, birileri de alim diye peşine düşüyor arkadaşlar. Çıkıp diyor ki, hacamat için sünnet diyorlar. Olur mu öyle bir şey? 5000 yıllık insanların uyguladığı tıbbi bir mesele diyor. Peygamberimiz de yapmış mı yapmamış mı ayrı bir konu ama yapmışsa da niye sünnet olsun diyor bakın. Bakın öyle insanlar var aramızda ha. Ve insanlar da peşinde takılıyor. Daha durun, burası en normal, en basit şey. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yetim idi diyor. Ananı öldürsene ya madem sünnettir diyor. Ya birisi çıkıp da o cemaatten demiyor ki. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendi annesini babasını mı öldürdü ki bu bizim için sünnet hükmüne geçsin ya. Ya arkadaşlar böyle bir asırda, böyle ilmi sapıkların ortalıkta dolaştığı bir zamanda elimizde Risale-i Nur gibi bir eser var elhamdülillah. Her meseleyi Kur'aniyede, imaniyede, İslamiyede bizim için mükemmel bir rehber ya elhamdülillah. Ya. Her bir cümlesi bizim için mükemmel bir hüccettir ya elhamdülillah. Şükürler olsun. Bakın hayvanlara da nasıl tatbik ediliyor bu ilahi kader, ilahi adalet. Mesela bir çocuk eline aldığı bir kuş veya bir sineği öldürse, bir çocuk, çocuktur. Aklı olmadığı için değil mi? Ahirette mesul olmaz. Ama kader böyle bir çocuğu cezalandırır mı? Ya mesela bir çocuk eline aldığı bir kuş veya bir sineği öldürse, şeriat-ı fıtriyenin ahkamından olan hissi şefkate muharefet etmiş olur. Şimdi bu çocuk hissediyor ki benim şefkatli olmam lazım. Annem bana şefkat ediyor. Ben de zayıflara şefkatli olmam lazım. Bunu hissediyor. Aklını anlamak mecburiyeti değildir. Eline aldığı bir sineğe şefkat etmezse, eline aldığı bir kuşa şefkat etmezse ve onlara eziyet ederse o zaman ne olur? İşte bu muhalefetten dolayı düşüp başı kırılırsa müstahak olur. Zemahşeri. Ayağı kırık bir zat.
büyük bir alimdir. Araplara da hep dermiş, kendisi Türk. Ey Araplar, gelin size atalarınızın dilini öğreteyim, lisanını benden öğrenin dermiş. Hatta girdiği ilim meclislerini de böyle eliyle kapıyı açmıyormuş. Ayağıyla böyle tekmeleyerek girermiş, meydan okuyormuş yani. Zemahşer'in bir ayağı kırıkmış. Anlatıyor niye ayağı kırık. Bir kuş aldım diyor, eziyet ettim, ayağını kırdım, ayağım kırıldı. Ya, enteresan değil mi? Onun için dikkatli olacağız. Daha küçükken yaptığı bir şeyin bir cezasını Cenab-ı Hak veriyor. Niye? Cenab-ı Hak onu cezalandırırken hem o kendine geliyor hem de başkaları da bundan ders alıp demek ki bu yapılan yanlıştır. Biz yapmayalım ki başımıza gelmesin. Herkes çocuğu, çoluk çocuğuna bunu misal olarak vermeye başlıyor. Biz de kendimize bundan ne yapıyoruz? Hisse çıkarıyoruz, ders alıyoruz. 1300 küsur senedir o hadise yaşanmış ama hala anlatıyoruz, ders alıyoruz bundan. Çünkü bu musibet o muhalefete cezadır. Veya dişi bir kaplan, dişi bir kaplan, öz evlatlarına olan şiddeti şefkat ve himayeyi nazara almayarak, normalde kaplandır ama annedir neticede. Evlatlarına şefkatli olduğu için değil mi? Gider evlatlarına gıda bulmak zorunda, et bulmak zorunda. Onların helal rızıkları nedir? Ölmüş hayvanların leşleridir. Bunu bu manada nazara almayıp, evlatlarına olan şefkati de hissetmezlikten gelip, gidip de başka bir yanlış yaparsa, Cenab-ı Hak onu da cezalandırır. Nazara almayarak, zavallı ceylanın yavrucuğunu parçalayarak yavrularına rızık yapar. Gidiyor, ceylanın yavrucuğunu parçalıyor, gelip çocuklarına yediriyor. Ne oldu? Hissi şefkate muhalefet oldu. Yapmaması lazımdı bunu. Evet, aklen anlamaz ama hissen hissetmesi lazım. Ve ediyor. Cenab-ı Hak kime ne verdiyse onun karşılığını bekler. Demek ki böyle bir şey onlarda mümkün. Hissedebilir. Sonra bir avcı tarafından öldürülür. Avcı zalim mi? Evet. Öldürmemesi lazım. Yeri gelmiş onu da söyleyelim. Bazılar diyorlar ki hocam ormanda yılan öldürsek caiz mi? Evet cevap caiz değil. Yılan ne zaman öldürebilirsin? Evet. Senin evine girme ihtimali varsa, senin evlerin yakınlarında dolaşıyorsa, çoluk çocuğuna, aile halkına zarar verme durumu varsa elbette sen onu öldürebilirsin. Şer'an cevaz var. Ama sen onun evine gitmişsin. Yarım saatlik piknik yapacaksın diye bu zavallı yılanı niye öldürüyorsun? Öldüremezsin ki. Cenab-ı Hak onu yaratmışsa binler hikmetleri var. Doğru mu? Doğru hocam. Ya, mesele bu. Gitmiş beyefendi piknik yapacak kendisine. Yılan gördüm öldürdüm. Yılan gördün öldürdün ama sen de bundan mesulsün. Sana Cenab-ı Hak da ya sana ya evlatlarına bir musibet verse bil ki böyle bir zalimliğin neticesidir ya. Sonra bir avcı tarafından öldürülür. İşte hissi şefkat ve himayeye muhalefet ettiğinden ceylana yaptığı aynı musibete maruz kalır. Kastamonu layıkasında üstadımız 3 tane örnek verir. Kader adalet eder misaline. Bence çok mükemmel ve bunları kendi halimizde çok ciddi manada müzakere ve mütala etmemiz gereken 3 tane temel konu. Cenab-ı Hak anlayabilmeyi nasip eylesin. Amin. Birinci sual. Neden fedakar, yüksek bir şefkati taşıyan valide bu zamanda veledinin malından irsiyet almasından mahrum edildi, kader müsaade eyledi. Bütün insanlar toplansa, Cenab-ı Hak izin vermezse bir hüküm veremezler. 1926'lı yıllarda İsviçre medeni hukuku kanunları ülkemize getirildi. Bunlardan bir maddede şu, anneye miras düşmez. Yani bir anne yavrusu, oğlu, kızı evvelinde vefat ederse İslam şeriatına göre feli ümmihissudus kaidesine göre altıda bir hisse alır anne çocuğunun mirasından. İslam şeriatı böyle diyor şer'i şerif ama beşer diyor ki ben onu kesiyorum, vermiyorum. Peki bütün insanlar toplansa Allah izin vermese yapamazlar. Kader niye buna müsaade etti? Beşerin bu zalimane kararına kader niye evet dedi? Şimdi bakalım. Avam olsa kader diyecek, ne bileyim. Ehli gaflet olsa, ya işte bu insanlar zalim, o da onlar da o kanunu zalimane koymuşlar diyecek. Ama üstad gibi bir havasta sorulsa,
Kimde suç buluyor bakalım. Annenin çocuğunun mirasından mahrum kalmasının sebebi nedir? Kader niye buna müsaade eyledi? Gelen cevap şu. Valideler bu asırda bir aşılama suretinde şefkatlerini yanlış bir tarzda sarf etmeleridir ki evladım şan-ı şeref rütbesinde memuriyet kazansın diye bütün kuvvetleriyle evlatlarını dünyaya, mekteplere sevk ediyorlar. Hatta mütedeyyin de olsa Kur'an'ı ilimlerin okumasından çekip dünya ile bağlarlar. İşte bu şefkatin bu yanlışından kader bu mahrumiyete mahkum etti. Anneler özellikle diyor Üstadımız 24. Lema'da Hanımlar Risalesi'nde. Çok enteresan. Anneler Allah'ın onlara verdiği şefkat hissiyle çocukların hem dünyalıklarını hem ahiretlerini kurtarabilecek bir özelliğe sahipler. Bu asırda bir şırınga nevinden, aşılama nevinden annelerin bu şefkati yanlış kullanılmaya başlanmış. Benim çocuğum paşa olsun, benim çocuğum mühendis doktor olsun diye hafız mektebinden alır, Avrupa'yı mekteplere gönderir. Bütün kuvvetleriyle diyor üstadımız, bütün kuvvetleriyle. Çocuklarının dünyalıklarını düşündükleri için anneler, Cenab-ı Hak onlara çocuklarının dünyalıklarından mahrum olmaz cezasını verdi. Bütün kuvvetleriyle çocukların dünyalıklarını düşünüyorlar, Cenab-ı Hak da onları çocukların dünyalıklarından mahrum etti. Suç kimde şimdi burada? Ya, anneler. Üstadımız enteresan, enfes bir ders veriyorlar. Diyor ki, eğer bu çocuğu sen hem dünya hem ahiret için çalıştırsan, hazırlasan, bu çocuk sana dünyada hayırlı bir evlat olur. Dünyada kazandığı bütün sevaptan da sen hissedar olursun. Ahirette de sana şefaatçi olur. Eğer sen çocuğunu adab-ı İslamiye dairesinde yetiştirmezsen, bu çocuk dünyada sana gereken hürmeti göstermeyecek ve sana Allah muhafaza hayırlı bir evlat olmayacaktır. İkincisi, ahirette de sana şefaatçi olmak yerine davacı olacaktır. Hadiste var, çok enteresan. Bazı hadisler çok kuvvetlidir, bazıları da zayıftır. Belki kuvvetli hadis kitaplarında bulunmayabilir bazı rivayetler. Üstadımız diyor ki, her duyduğun şeyi hadis değildir deyip hemen ne yapma? İnkar edip atma diyor. Ya bir tevili, ya bir tabiri, ya bir tefsiri var de ilişme. Ama hadis değilse de bu da hadis değildir der. Kim der onu? Uzmanlar. Her aklına uymayan şeyi de ne yapmayacaksın? İnkar etmeyeceksin. Hadiste var. Bazı çocuklar diyecekler ki ya Rabbi biz evet cehennemliyiz. Ama bu annelerimiz ve babalarımız bize gereken terbiye-i İslamiye'yi vermediklerinden dolayı ya Rabbi senden ricamız istirhamı şudur ki annelerimizi babalarımızı bize ver onları çiğneyelim. Onları çiğneyelim. Cehennemde bir yer var. Cehennemde bir yer var. Annesi babası Müslüman olduğu halde kendi iradesiyle çocuğuna gereken İslami terbiyeyi vermemişse bakın. İslami terbiyeyi vermiş ama çocuk gitmiş başka bir şey olmuş. Ayrı. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın oğlu buna delil. Ama annesi babası bunu ihmal etmişse ve vermemişlerse O çocuklar, o babalar o cehennemin o mertebesine atılıyormuş. Ben o babalardan uzağım, onlar da benden uzaktır diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Cenab-ı Hak bize de hayırlı evlatlar nasip eylesin. Amin. Ve İslami terbiye dairesinde yetiştirebilmeyi de Allah hepimize nasip eylesin. Amin. Çok kötü bir asırdayız. Böyle bir asırda da çocuklarımızı elimizden geldiği kadar sahabet etmemiz lazım ki Cenab-ı Hak onları da bizlerden muhafaza eylesin. Birinci şey bu. Annelerin, babaların çocukların mirasından mahrum kalmaların sebebi yine onların gereken terbiye-i İslami çocuklarına vermemeleri, onları ihmal etmeleri, bütün kuvvetleriyle dünyalıklarına çalışmalarıdır ki Cenab-ı Hak da dünyalıklarından mahrum bırakıyor anneyi ve babayı. İkinci sual. Risale-i Nur'la münasebettar bazı zatlara acıdım. Neden pederinin malından hakkı iki sülüs iken
o haktan kısmen mahrumiyete kaderi ilahi neden müsaade etti? Bir baba miras bıraktığında, bir anne miras bıraktığında erkek çocuğuna iki düşer, kız çocuğuna bir hisse düşer. Bu şer-i şerifin esası ve kuralıdır. Üstadımız bunun da hikmetini anlatıyor. Bir adam bir hanımla nikahlanır, onun bütün masraflarını üstlenir. Bir hanım bir erkekle evlenir, bütün masrafını erkeğe yükler. Bundan dolayı erkeğin iki hisse, kız çocukların bir hisse alması hem rahmet hem hikmete de muvafıktır. Adalet ilahiye de muvafıktır. Oraya girmiyoruz. Ama bu kadar özetle bilelim. Peki bu zamanda erkek çocuklarının, babalarının, annelerin mirasından almaları gereken üçte ikilik kısım niye üçte bir buçuğa? Yani yarıya düştü. Onların bir kısım miras hissesi neden kız çocuklarına verilmesine kader müsaade eyledi? Sorular tam kitabın ortasında. Tabii tam kitabın ortasında. Bu hepimizi şu anda anlatıyor arkadaşlar. Öyle bir hissemiz var ki burada erkek çocuklar olarak hissemizi alacağız. Gelen cevap. Şu asırda öyle acip bir aşılamakla ebeveynine hürmet ve peder ve validesinin şefkatlerine mukabil bila kaydu şart, kayıtsız, şartsız, kemali hürmet ve itaat lazım iken ekseriyetle o hakiki hürmet ve itaat bozulduğundan iki sülüs almaktan zulmen mahrum edildiler. Kader bunların kusuruna binaen müsaade etti. Kızlar ise gerçi başka cihetlerde kusurları çok fakat zafiyetlerine binaen himayetkar ve şefkatkar ellere ziyade muhtaç bulunduklarından hürmetlerini peder ve validelerine karşı ihtiyaçlarını hassasiyetle bir cihette ziyadeleştirdiklerinden beşerin zalim eliyle kardeşlerinin kısmen haklarını muvakkaten onlara vermeye müsaade etti. Erkek çocukları bu asırda özellikle terbiyenin kırılmasıyla anne ve babalarına göstermeleri gereken kayıtsız şartsız hürmeti göstermiyorlar. Anne ve babalarına gereken hürmet, merhamet, şefkat ihmal ediliyor. Kız çocukları zafiyet içerisinde olduklarından, şefkatleri de olduklarından dolayı anne ve babalarına, gerçi başka cihetlerde kusurlar olsa da daha ziyade sahip çıktıklarından dolayı kader, hakları olmayan bir kısım miras payını onların ellerine vermesine muvakkaten, ifadeye çok enteresan dikkat edin, muvakkaten müsaade etti. Niye muvakkaten? Çünkü bir zaman sonra bu düzeltilecek. İnşallah. İnşallah. İnşallah değil mi? Çok içinden gelerek inşallah diyoruz. Belli ki bir şey var. Özellikle biz şunu söylüyoruz arkadaşlar. Diyoruz ki bir ailede miras taksimi olduğu vakit, erkekler kız kardeşlerine kardeşim ya da babalar onları tavsiyede bulunacak. Allah'ın hükmüne göre gelin bunları taksim yapalım. Hem ibadettir, az bir kaybın olur ama manevi kazanın çok olur. Cenab-ı Hak da onu bereketlendirir mi? O az çok olur. Hayır, biz şer-i şerife göre azaldığımız için bunu kabul etmiyoruz. Medeni hukuka göre alacağız derlerse de siz yine şöyle kabul edin diyoruz erkek kardeşlerimize. Siz kız kardeşlerinize şunu söyleyin. Sizin hakkınız olmayan bir miktar aldınız ama biz bunu yine miras hakkı olarak almayın. Size hakkımızı helal ediyoruz. Size bizim hediyemiz olsun. Hayır kardeşim biz senin hediyeni de almıyoruz. Hakkımız olan şeyi arıyoruz deseler de fazla uzatmayın diyoruz. Çok enteresandır. Bir ailede miras yoksa kardeşler arasında daha ziyade muhabbet vardır. Mirasın miktarı ne kadar artarsa düşmanlığın miktarı da o kadar artıyor. Enteresan bir şey. Miras baba bırakmadığı kardeşler muhabbetli. Az bıraktı, az bir inhiraf var muhabbette. Çok bıraktı, düşman olurlar. Ne biçim bir şey bu ya? Çok da şahit olduk hocam. Hepimiz şahit olmuşuz. Şu anda sizi bıraksam benim dersime mani olacaksınız. Anlatmak için. Onun için arkadaşlar bunlara iyi dikkat edeceğiz. Anne ve babalara ciddi manada hürmet gösterilmediğinden dolayı Cenab-ı Hak da, değil mi? Bizim mirasımızın bir kısmını zalim beşerin eliyle kardeşlerimize vermesine
müsaade eyledi. Bu bir. Kendisi 21. mektupta el cezau min cinsil amel, yani bir şeyin karşılığı yaptığın amelin cinsindendir kaidesiyle anne ve babasına hürmet etmeyen bir insan çocukları tarafından hürmet görmeyecektir. Merhamet görmeyecektir. İlahi. Evet, bir tane sual daha var. Okuyup bırakıyoruz inşallah. Üçüncü sual. Bazı mütedeyyin zatların dünyadar haremleri yüzünden ziyade sıkıntı çekmeleri nedendir? Bu havalide o nevi hadiseler çoktur. Aileler sıkıntılı. Erkekleri burada soru sormuşlar ama hem kadınlar için hem erkekler için. Niye ailelerde sıkıntı var? Dünyadan haremlerimiz yüzünden niye sıkıntı çekiyoruz? Bir aile bir insanın tahassüngahı iken, onun kalesi hükmündeyken en büyük sıkıntıyı bir insan ailesinden nasıl görür arkadaşlar? Bu musibet bizim başımıza niye geldi? Kader niye müsaade eyledi diye soru. Biliyorsunuz hadis-i şerifte var. Bir kadın dört şeyden dolayı nikahlanır. Ya soyu sopu için, çok asil bir soy mesela. Ya zenginliği malı için, ya güzelliği fiziği için, ya da dini, diyaneti, ahlakı için. Siz hangisine talip olacaksınız? Dördüncüsüne diyor talip olunuz. Peki gelelim kendimize. Bakın arkadaşlar. İlk üç esas olmuş. Ya maddiyatından, ya güzelliğinden, ya da soyu sopundan talip olduğumuz için Cenab-ı Hak bizi onların elleriyle tokatlıyor. Oldu mu? Aynı erkekler için olan bu kaide kadınlar için de geçerli. Niye bu adamla evlendin de bu adamı reddettin? Adamı hiç sormadılar ki adam namaz kılıyor mu, Kur'an okuyor mu, dini diyaneti nasıl soruyor, ne iş yapıyor? Valla şu anda işte asgari ücretle bir yerde çalışıyor. Otomatikman bu adam bir sıfır kaybetti yani. Öyle. Ama daha sonra zengin diye aldığın insan Allah muhafaza zarar verebiliyor. Bırakabiliyor, başkasına gidebiliyor arkadaşlar. Bakın demek ki başımıza gelen şeylerin müsebbibi ne kim? Biz. Okuyoruz. Tekrar soru okuyorum. Bazı mütedeyyin zatların, dindar zatların dünyadar haremleri yüzünden ziyade sıkıntı çekmeleri nedendir? Bu havaride o nevi hadiseler çoktur. Gelen cevap. O mütedeyyin zatlar, o dindar olan zatlar, diyanetlerin muktezası, böyle serbestiyet-i nisvan zamanında, kadınların hürriyet ve serbestiyet içerisinde olduğu bir zamanda, öyle serbest kadınların vasıtasıyla dünyaya girişmeleri, evlenmeleri yüzünden, hatalarından o kadınların eliyle tokat yemelerine kader müsaade etti. Ben bu dersi bir yerde okudum. Birisi çok acı bir tablo önüme koydu ki çok acıdım yani. Hocam dedi, şu anda boşanmalar hemen hemen evlilik sayısına ulaşmaya başladı. Biz nereye gidiyoruz o zaman? Nasıl? İstatistiksel olarak öyle. Nereye gidiyoruz o zaman arkadaşlar? Cenab-ı Hak hepimizi muhafaza eylesin. Amin. Nazarımızı Cenab-ı Hak dünyevi değil, ukrevileştirsin inşallah. Amin. Çünkü böyle olmadığı takdirde Cenab-ı Hak hep kaderle bizi ne yapacak? Terbiye edecektir. Yine terbiye olup bu dünyada uyanırsak yine büyük bir nimet. Cenab-ı Hak bu gibi şeyleri de ahirete bırakmaması da yine rahmetinin, hikmetinin eseridir. Cenab-ı Hak'a şükürler olsun ki müminiz ama bu imanın da meyvelerini toplayabilmeyi de Cenab-ı Hak hepimize nasip eylesin. Amin.